Şu an 15 kişi görünüyor. Sesim görüntüm iyi mi arkadaşlar? Gayet iyi Ahmet. Teşekkür sayımız artıyor. Ben herkesin mikrofonunu kapattım. Sorusu olan aşağıdan chatten question kısmından da sorabilir. Aynı zamanda el de kaldırılıyor sanırım. Oradan da kullanabilirsiniz.
Yeniden merhaba arkadaşlar. Bir iki üç dakika daha bekleyelim. Gelenler var hala. Yavaştan herkes geliyor gibi. Herkes hoş geldi. Bakalım katılım bir sayımız. Daha geliyor. Bugün
kurumsal alanlarda aktif direktörü testlerini ve güvenliğini konuşacağız birlikte. Bunu konuşmadan önce kısaca bir Inovera'dan ve kendimden bahsetmek istiyorum. Inovera sektörde uzun yıllardır sadece siber güvenlik hizmeti sağlayan güvenlik firmalarından bir tanesi. Güvenlik ürünleri, entegratörlüğü ve danışmanlık hizmetleri veriyor. Ben de sızma testi ekibinin ekip lideri olarak şu an Inovera'da görevime devam ediyorum. Birlikte bu deneyimlerimizi paylaşacağım. Sorusu olanlar dediğim gibi yine aşağıdan question kısmından sorabilir ve el kaldırabilirler. Onlara da yine söz hakkı da verebilirim, yazabilirler. Problem değil. Karşılıklı etkileşim olmadığı için biraz kendi kendine konuşuyor gibi oluyor webinarlar. Chat'ten destek olursanız güzel olur. Başlayalım artık. Katılımcılar da geldikçe devam eder. Şimdi aktif direktörü nedirle giriş yapalım güvenliğini konuşmadan önce. Aktif direktörü bir dizin servisidir. Kurumsal büyük networklerde serverların, clientların, printerların, kullanıcı bilgilerinin tutulduğu bir veri tabanı görev görür aslında. Aktif direktörün asıl amacı kurumsal ağları merkezleştirebilmek, kolay yönetilebilmesini sağlamaktır. Hatta bunu yaparken de birçok kolaylığını sağladığı işte authentication mekanizmaları var. Merkezi olarak herkesin giriş yapabilmesini sağlayan single sign-on dediğimiz sistemleri LDAP'la, Kerberos'la izin veren bir veri tabanı yönetim sistemi. Bunun haricinde aktif direktörü ile bir kurumunuzda bulunan herkese polisler aracılığıyla aynı kuralı binlerce kullanıcıya basabiliyorsunuz. Bilgisayarlarına gönderebiliyorsunuz. Şimdi aktif direktörün database'i aktif direktörü kurulmuş olan servisinin database'i domain controller dediğimiz DC'de bulunur. Bu sunucu veya sunucular olabiliyor. Birden fazla DC olabiliyor. Hatta birden farklı işte domain yapılarının olduğu yapılar var. Bir ilerleyen sunumlarda değineceğim. Bunların tamamı kurulduktan sonra DC, Active Directory yapısı, database'i sistem root'un altında NTS şeklinde yer alır. Ekranda gördüğünüz klasörde dizinde tutuluyor. Kısaca bir şey yaparsam. Şimdi Active Directory'nin yapısına gelirsek, İşte domain component dediğimiz DC, DNS ismini ifade ediyor. Firmanın DNS isminin noktalardan ayrılmış hali gibi düşünün. Mesela biz Inovera olarak bir domain yapısı kurduğumuzu düşünelim bu sunumda, eğitimde. Inovera nokta lokal şekilde kullanıyorsak DNS ismimizi biz Active Directory'de DC, Inovera, virgül DC lokal şeklinde ayrılacaktır. Burada bizim Organization Unit dediğimiz kısım kullanıcının ait olduğu grup. Burada ben Inovera'nın hem personeli olduğum için hem de Pentest ekibinin bir üyesi olduğum için kendimi hem personeli hem de Pentest olarak Organization Unit olarak tanımlayabiliyorum. Burada CN kayıtları var. Genelde burada nesneye verilen bir isim olarak düşünebilirsiniz. Kullanıcılar için genelde burası isim ve soy isim oluyor. Eğer bir servis ya da admin hesabı değilse. Kısaca tanımlamanız gerekirse bir aktif direktör yapısında bir çalışanın ismini veya yapısını DNS şeyini. CN kaydı Ahmet Gürel. İşte O kaydı personel ve pentest olan DCC'de Inovera lokal olan bir aktif direktör yapısı görebiliriz. Kısaca bu yapıda bu şekilde. Şimdi aktif direktörlerde şöyle bir yapı var. Aktif direktörü domain servisi ilk sunucuya kurulduktan sonra oluşan yapıya biz forest diyoruz. Burada parent domainler, child domainler
ve birbirine forus olan yapılar kurulabiliyor. Ekranda görülen bir tanesi forus yapısı. Burada bir tane ana parent domain kurulduktan sonra aynı domainlerde nasıl sub domain ismi veriyorsak buradaki sub domain şeklinde ana domainin sonuna eklenen yani başına eklenen sub domain isimleri artık child domain ve onun da sonuna eklenenler grandchild domain yapısını ifade ediyor bize burada. Artık buradan sonra bir tree yapısı oluşuyor zaten. Daha sonra yine ayrı bir tane parent domain kurulup bunun da kendi child domainleri ve grandchild domainleri oluştuğunda bu yapının tamamı da bir forest oluşturuyor. Active Directory'e ilk kurulan domaini de biz forest root olarak adlandırıyoruz. Bu şekilde bir Active Directory yapısı önümüzde yer alıyor. Bunu nerelerde kullanıyoruz? Şimdi çok iştiraklı firmalar olabiliyor veya çok fazla lokasyonlu. İşte onların kullandığı yapı biraz daha bunu ifade ediyor. Birçok child domainleri oluyor. Merkez kuru kısmında bulunan bir ilk domain oluyor. Daha sonra açılan tüm işte şube olabilir, fabrika olabilir, farklı lokasyonlar olabilir. Bunların hepsi bizim paralelde diğer domain yapımızı sağlıyor. Bu şekildeki bir yapı var. Seste, görüntüde herhangi bir sıkıntı var mı internetten kaynaklı? Düşük bağlantı hızı verebilir. Bunun esnasında görüntüyü kapatırsam daha iyi bir şey alabiliriz galiba. Şimdi Active Directory'de gruplar var. Bu gruplar ne yapıyor? Aslında kullanıcıları yetkilerine göre, yapacakları işlemlere göre gruplandırma işlemi sağlıyor. Burada domain'de bulunan domain dediğimiz artık Active Directory'nin kurulmuş olan domain yapısındaki tüm kullanıcılar aslında Domain Users grubunda. Domain içinde açılan bütün hesaplar bu grubun default bir üyesi. Her user create ettiğinizde grup olarak Domain Users'a atanmakta kullanıcılar. Ama Domain Admin dediğimiz grupta ise domain içerisinde tam yetkiye sahip olmasını istediğimiz kullanıcılara bu grupta yer veriyoruz. Ki bunlar da genelde İşte sistem yöneticisi oluyorlar kurumsal networklerde ki tüm sunuculara, serverlara, işte MS SQL'e, maile bu şekildeki hassas yerlere tüm client'larda en üst yetkide çalışabiliyorlar. Şimdi hatta kurumsal networklerdeki Active Directory güvenlik testlerindeki en son nokta Domain Admins grubu olabilmektir. Hatta testlerde hep şu olur. Domain admin olduk diye bir tabir gelir. Domain admin'i ele geçirdik. Bu farklı yollarla olabiliyor. Bir tane domain admin'i kurum network'ündeki domain admin'in clear text parolasını ele geçirmek olabiliyor. Onun hash'ini almış olmak olabiliyor. Ya da onun token'ını çalarak kendiniz yeni bir domain admin ekleyebiliyorsunuz. Yani farklı yöntemlerle, farklı yollarla domain admin olunabilir. Ki zaten anladığınız üzere domain admin olunduğu takdirde o domaindeki tüm yetkiye sahip oluyor bir saldırgan. Bir kurumun başına gelebilecek belki de en kötü şeylerden bir tanesidir. Active Directory gibi sistemlerde, domain yapısında. Diğerlerinde çok fazla şeyi olmadan şöyle bir farkımız var. Aslında yanlış bilinen de bir şey. Şimdi en üst yetkili grubu her zaman domain admin grubu olarak sanıyorlar. Maalesef öyle değil durum. Bizim de Enterprise Admins diye bir grubumuz var. Bu grupta forum seviyesinde tüm faaliyetlerini yerine getirmek için yer alan user'lar yer alıyor. Yani aslında tüm child domain'lerdeki, grand child'lardaki ve ana merkezi domain'deki tüm yapının yapılarda domain admin yani en yetkili işlemi yapabilen kapsayan bir grubumuz var. Yani aslında bu şekilde merkezi yerleşik bir yer varsa domain admin olmak en üst yetki seviyesinde değil. Eğer siz böyle büyük bir kurumsal network'ü test yapıyorsanız hedefiniz Enterprise Admins grubuna bir user ekleyebilmek olmalı. Ki en yetkili grubumuz yani buradaki yetki olarak testlerdeki hedefimiz bu olur. Ama tek domain yapısındaki yerlerde de domain admin haklarını geçerek
en yetkili kullanıcı olma işlemimiz yer alıyor. Şimdi Active Directory Authentication olarak, yöntemler olarak çok fazla yöntemler var. Eskiden günümüze kadar gelen. Bunlardan bir tanesi kimlik doğrulama yönteminde hem Kerberos sistemini, protokolünü hem de LDAP protokolünü destekliyor. Microsoft Active Directory günümüzde kullanılan en yaygın dizin hizmeti kurumsallarda. Tüm sistemlerde lisanslı Windows olduğu için veya işte altyapı olarak client'larda Windows kullanıldığı için bu tüm Windows bilgisayarları merkezli olarak yönetmek için tüm şirketlerdeki bir domain yapısı, bir Active Directory yapısı bulunmakta. Buradaki sistemlere de herkesin aynı altyapıyı kullanabilmesi için, işte bilgisayarlarına giriş yapabilmesi için, VPN hizmetleri, maillerine giriş yapabilmesi için single sign-on dediğimiz hizmeti sağlıyor, kullanıyorlar. İşte bunu Kerberos protokolü ile gerçekleştiren şirketler var. Ya da LDAP'la gerçekleştiren şirketler var. İkisini birlikte kullandıkları yerler olabiliyor. Bu şekildeki yöntemler var. LDAP aslında önceden X5 olarak tanımlanmış bir erişim protokolünün hafifletilmiş bir sürümü. TCP/IP kullanıyor. Active Directory LDAP'ı kullanıyor derken sadece bir örnek aslında. LDAP açık kaynaklı bir protokol. Yani Linux sistemlerinizde de LDAP kullanabiliyorsunuz. Active Directory Microsoft'a özel bir teknoloji veya protokol değil kendisi. Özellikle Open LDAP'la yine Linux sistemleri de bir LDAP mekanizmasıyla merkezi olarak kimlik doğrulaması olarak kullanabilirsiniz. Ama tabii Active Directory de LDAP protokolünü destekliyor. Karşılaşacağımız yerlerden bir tanesi. Kerberos ise TCP/IP yapısının yeterince güvenli bulunmayarak MIT tarafından geliştirilen bir protokol, denetleme protokolü. Daha sonra dünyadaki büyük üretici firmalar tarafından desteklenerek Kerberos devam ediyor. Ve en sonunda 5 versiyonu standartlaştırılıyor. Microsoft'ta Windows 2000 itibariyle Active Directory yapısındaki Kerberos'a bazı eklemeler ve değişiklikler yaparak kullanıyor. Yani günümüzde Active Directory yapısında Kerberos'ta kullanılan kimlik doğrulama yöntemlerinden bir tanesi. Aynı zamanda biraz daha sonra bıraktım aslında. NTLM Manager dediğimiz NTLM yapımız var. İşte NTLM protokolü client ve server arasında yine kimlik doğrulama için kullanılan bir protokol. NTLM yerine artık Kerberos tercih ediliyor default'ta. Kerberos'un olmadığı ya da doğru konfigüre edilmediği ya da domain'de olmayan bir bilgisayar. Bazı bilgisayarlar eski sistemler olduğu için yeterince update olmamasından, yani güncel update almamasından, desteklenmemesinden dolayı domain dışında bırakılan bilgisayarlar olabiliyor. Hostlar olabiliyor. Eğer bu şekildeki bilgisayarlara bağlanmak istediğinizde de yine NTLM kullanılıyor. Genellikle NTLM mesajları kendisini kullanan protokollerin içine gömülüyor. İşte SMB'nin, HTTP'nin içine, paketin içine, protokol paketinin içine gömülebiliyor. Buradaki tabii ki biraz daha artık Kerberos'un default olarak kullanılması, NTLM'de çıkan birçok relay zafiyetleri var. NTLM relay, hash açığa çıkartma, bu saldırılarla kullanıcının hash bilgilerinin çalınması gibi ataklar olduğu için artık günümüzde biraz daha Windows varsayılan olarak Kerberos'u kullanmayı tercih ediyor. Elem ve NTH Windows bilgisayarların SAM dosyalarında tutuluyor. Bu kısmına değineceğim birazdan daha detaylı. Şimdi Active Directory sunucusunda bu hash'ler NTDS.dit dosyasında bulunuyor. Lokal bilgisayarlarımızda lokal authentication sağlamak için de SAM dosyasında tutuluyor ve sistem dosyasıyla şifrelenmiş bir şekilde tutuluyor SAM dosyasında. Windows 2008 ve Windows Vista'dan itibaren zaten default olarak gelmiyor. Onun yerine NTHash geliyor Windows tarafında. Yani kısaca Active Directory'lere saldırılarına, güvenliğine girmeden önce Active Directory'yi kısaca bir tanımak gerekirse, kimlik doğrulama mekanizmalarına değinmek gerekirse bunlar var. Buradaki kısımda ise artık SAM ve sistem dosyaları. Biraz önce geldiğimiz
C'nin altında Windows Sistem 32 Config Rackback dosyasında şurada gördüğünüz SEM ve sistem dosyaları bulunmakta. Dediğim gibi lokal bilgisayarlardaki SEM veri tabanında bilgilerinde gerçekleştiriyor kimlik doğrulaması ve SEM dosyası da sistem dosyasındaki SSK key adı verilen bir anahtarla şifrelenmiştir. Şifrelenmiş SEM dosyaları yerel kullanıcı hesapların ELEM ve NTLM parola özetlerini yani hashlerini tutmakta. Bunun ne gibi bir riski var? Yani SEM dosyasında ben eğer bir tane ELEM ve NTLM hash dosyalarına ulaşabiliyorum demek. Buradaki risk ne? Buradaki risk şu. Domain yapısında eğer kullanıcılarımızı yeterli seviyede bir güvenlik sıkılaştırmasına tabi tutmazsak veya her kullanıcıya lokal admin parolası, lokal admin hakları verirsek kendisi gelip bir sistem ve SEM dosyasına erişerek bu hash'leri elde edebilir mi? Diyeceğim. Tabii cevap gelemiyor burada. Edebilir arkadaşlar. Soru cevap şeklinde çok giremiyoruz webinarda. Ben burada örnek bir saldırı senaryosu göstereyim. Buradaki yapı biraz daha güvenlikle ilgilenen kişiler olduğu için çok fazla web zafiyetine değinmeden Active Directory kısmına devam edeceğim. Burada gördüğünüz aslında bir tane dosya okuma zafiyeti web arayüzünden. Gördüğünüz gibi bir host var, bir tane dizin var. Bu dizinde URL encode edilmiş bir şekilde biraz önceki dosyaya gidiyoruz. Windows, System 32, Config, Rackback, sem.alt demişim. Yani sem dosyasının eski hali şeklinde. Bu dosyayı okumuşum. Response OK gelmiş. 200 başarılı bir success gelmiş. Ben bu dosyayı okuyabilmişim. Tabii bir sonraki adımda bu dosyanın artık sem.alt olarak indirdiğim için bunu mov komutuyla ismini değiştirerek sem haline getirmişim. Ve ls dediğimizde Linux'ta dizinleri listelediğimizde dosyaları sem dosyasının buraya indiğini görüyorum. Şimdi sem dosyası tek başına yeterli değildi. Sem'de evet bilgiler tutuluyordu. ELEM ve NTLM hash değerleri. Fakat ne demiştik? Sistem dosyasındaki SSK ile şifrelenmiş bir şekilde tutuluyordu. Daha sonra Wget'le de biraz önceki işlemin aynısını yapıyorum aslında. Burp'ten. Bir öncekini Burp'ten yapmıştım. Bunu Wget aracılığıyla yapıyorum. Burada yine System 32 config rackback system alt dosyasını indiriyorum. Yine aynı komuttan kastığım mov komutuyla ismini değiştiriyorum sistem olarak. Ve artık dosyalara baktığımda her ikisinin de başarılı bir şekilde benim lokalimdeki Kali'ye indirildiğini gördüm. İkisi de Microsoft'un Windows Registry File olarak görünüyor. Şimdi bu dosyaları aldım ama ne yapacağım? Yapılacak yöntem şu. Kali Linux'un içinde SEMDAP2 diye bir aracımız var. Eğer sistem ve SEM dosyalarını çıkarabiliyorsak yani elde edebiliyorsak bu iki dosyayı yani aslında sistem dosyasındaki key ile SEM dosyasını çözerek gördüğünüz gibi administrator kullanıcısı ve hash değerini geri döndürebildim. Buraya kadarki yöntem SEM ve sistem dosyalarından hash elde edilmesi. Şimdi Windows Active Directory ataklarında eğer size bu parola clear text parola istiyorsanız bu hashlere karşı brute force saldırısı yapabilirsiniz. Ki şurada bakın John the Ripper aracımızla John, Treasure Word Liste, Rakgu, Kali'nin içinde yine User Share Word List dizininde bulunan Rakgu TXT Word List ile NT değeri for Treasure Format NT dediğinizde kaydettiğiniz TXT'yi verdiğimizde şurada John.pod dosyasını incelediğimizde şurada parolamız görülüyor artık. Easy Password or else forged diye Forgot diye bir parolayı clear test gördük. Bundan sonra yapılabilecekler aslında kullanıcı adınız var, parolanız var, hedefin IP'si mevcut.
Buradaki senaryoda RDPC açık bir bilgisayardı. RDesktop üzerinden TrueU ile username'ini, administrator kullanıcısını, TrueP ile parolasını ve IP'sini yazdığımda artık RDP ile bu bilgisayara erişim sağlayabildik. Yani buradaki dosyada senaryo olarak Active Directory atağa, evet bir makineye erişim sağlanıyor ama olayın ilk girdi noktası bu senaryoda web dosyasında bir web uygulamasından bu sistem ve SEM dosyalarının ele geçirilmesine dayanıyordu. Sızma testlerinde de önümüze gelebilecek bir yöntem. Bunun haricinde eğer bilgisayarlarınızda lokal adminlik verdiğiniz kullanıcıların neler yapabileceğine değinelim. Şimdi Windows sistemlerde kullanıcı adı ve parolamızı girdiğimizde bilgisayara hoş geldiniz açılıyor. Direkt doğru girdiğiniz takdirde. Burada Windows üzerinde var olan Exe uygulaması devreye giriyor aslında. Eldas dediğimiz bir servis var. Bu Windows uygulamalarındaki sistemlerindeki güvenlik politikasını uyguluyor. Yani kullanıcı oluşturma, değiştirme, kimlik doğrulamadan sorumlu. Biz burada kimlik doğrulama işlemi yapıyoruz zaten giriş yaptığımızda doğal olarak. Sisteme başarılı bir giriş ya da başarısız bir giriş olduğunu SEM veri tabanında yani SEM dosyasında tutulan hash dosyalarıyla karşılaştırır. Karşılaştırma sonucunda cevap doğruysa kullanıcıyı sisteme dahil eder. Ama farklı bir değer varsa da bunları da zaten sistem almıyor. False dönüyor. Ama true olduğunda da kullanıcıya ait parola bilgisi dediğimiz yani hash değerini NTLM hash ve şifrelenmiş parolayı da memoride tutuyor. Şimdi biz burada lokal admin olarak işlem yaptığımızda şununla karşı karşıya kalıyoruz. Yani görev Windows'ta görev yöneticisini açtığınızda Windows Task Manager'ı burada proseslere geldiğinizde sistem aklıyla çalışan bir Elzas Exe dosyası mevcut. Bu Elzas Exe dosyası üzerinden sağ tıklayarak create dump file edilebilir. Yani Elzas Exe dosyasının bir dump dosyası elde edilir. Siz bilgisayarlarınızda bir lokal adminlik olan herhangi bir kullanıcı yani yetkili bir kullanıcı NT Authority sistem aktarıyla bilgisayara giriş yapmış bir kişi bu işlemin aynısını yapabilir. Bu işlemi yapan bir kişi her zaman bilgisayara fiziksel erişimi olup giriş yapmasına gerek yok. Yani bu da öyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Bunun riski lokal admin verdiğiniz bir kişinin bu işlemi yapabileceğiydi. Ama proc dump adında bir araç var. Yine sızma testi, aktif sızma testi ile ofansif tarafla uğraşan arkadaşlar biliyorlardır. Bir sisteme sızdıktan sonra eğer endpoint security ürünleri işte Metal Predator ajanındaki Elzas yani Mimikas'ı engelliyorsa, Elzas exe dosyasını dump'ına almamıza ya da incelememize izin vermiyorsa bu yöntem kullanılır. Standart Windows CMD shell alınır. PowerShell yardımıyla ya da herhangi bir farklı yöntemle proc dump exe makineye indirilip şuradaki komutla proc dump exe -mi elzas exe elzas dump dediğimizde başarılı bir şekilde elzas exe'nin dump'ını istediğimiz gibi alır terminalden. Şuna herhangi bir şekilde gerek kalmadı. Yani ister prompt dump'la alın, isterseniz bilgisayara RDP hakkınız olup bunu bu şekilde yapabilin. Elzas exe'yi her türlü çıkar dump'ını alabilirsiniz. Şimdi dump'ına alınan Elzas sürecinde exe'sinin Mimikatz ile clear text paroları ve hash değerlerine ulaşabiliyor. Şurada gördüğünüz Mimikatz aracını GitHub'tan indirebilirsiniz. Hatta şu an Windows 10'a da support'u geldi yani destekliyor Windows 10 içinde. Sürümü de var. Privileged debug demişiz. İşte Secure LSA, Mini Dump, Elzas Dump demişiz. Ve daha sonra Secure LSA 2.2. Log on password dediğimizde şu kısmı görüyoruz arkadaşlar. Kullanıcı adı root'muş. Yani administrator'a da farklı değil. Root kullanıcısı ismini kurup vermişim Windows'a gelirken. Yani isimler bizi yanıltmasın. Önemli olan buradaki yani Windows sistemi aslında. Linux'taki root kullanıcısını Ahmet, Ali, Veli gibi verilebilir. Aklımız bu yerlerde karışmasın. Evet, kullanıcımızın adı, username'imiz root. Domain bilgisi var gördüğünüz gibi. Zaten burada bir
DC domain yapısı olmadığı için Workgroup'taki makinenin ismini, hostname'ini vermiş bana. Çıktı. Bakın LM hash değeri, NTLM hash değeri, SHA-1 hash değeri ve aynı zamanda şuraya geldiğimizde bakın yine Kerberos için. Kerberos içinde kullanıcı adı root, domain yine workgroup olduğu için bilgisayar ismi, makine adı, hostname'i ve password kısmında Innovera 2020 artı olarak clear text parola gelmiş. Yani Elsass Exe üzerinden dump alarak giriş yapılan kullanıcı adını, hash değerlerini alabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de bu yöntem. Buradaki risk zaten hani bilgisayara eriştikten sonraki riskler neler aslında? Her zaman bu bilgisayara bu şekilde shell'e düşmemiş olacaksınız. Ben sadece riskleri göstermek için başta Mimikatz'da Elsass Exe üzerinden bu parolalı bellek dökümünden parola alınabileceğini, ele geçirebileceğini, hash değerlerinin ele geçirebileceğini göstermek istedim. Şimdi yine bir örnek uygulama üzerinden gidelim birlikte. Şimdi biz sisteme sızdığımızda kurumsal bir ağda ilk olarak ne yapıyoruz aslında? Bilgi toplama aşaması dediğimiz, hatta network discovery yani ağı keşfettiğimiz adımlar bulunuyor. Uzunca da bir ağ adımlar. Burada en çok kullanılan herkesin bildiği ki tabii ki nmap aslında. Nmap ile sunucu ve port bilgilerini, işte network'te ne kadar makinenin ayakta olduğunu farklı tarama yöntemleriyle, işte SYNSCAN'dir, TCP Connect'tir, işte PingScan'dir, farklı tarama yöntemleriyle Nmap ile ağı haritalamaya çalışırız. Tabii bunun dışında kullanılan başka yöntemler de var. NBTScan gibi mesela. NBTScan tire R dediğinizde çok kolay bir kullanımı var bu aracın. Tire R ile range'i veriyorsunuz. 172.16.0.1 slash 24'ü tara dediğinizde şurada bakın makinenin NetBIOS ismini getirmiş. Biraz önce gördüğümüz. Daha sonra MAC adres bilgilerini getirmiş ve IP adresini getirmiş. Görüyorum ki 172.16.0.152'de bir tane Windows makine var. Güzel. Daha sonra çok konuştuğumuz aslında Nmap aracımızda bir SYN taraması ve versiyon taramalarıyla birlikte bu host'u tarıyoruz. Taramaya başlıyoruz. Tarama sonucunda işte 135, 139, 445, 1433 MS SQL Server olduğunu, ayakta olduğunu görüyorum hedefimizde. Şimdi burada 445'i SMB gördüğüm için bu zaten IP isterseniz OpenWAS, Nessus, Nexbos gibi farklı zafiyet tarama aracılığıyla taratıp üzerindeki servis ve versiyonların birçok yönden zafiyet taraması yapabilirsiniz. Bunların haricinde, zafiyet tarama araçlarından haricinde Nmap ile tabii ki yine birkaç tane script çalıştırabilirsiniz. Hatta birçok script ile Nmap aracılığıyla da yine zafiyet taraması yapabilirsiniz. Burada ben 445 portuna özgü MS-17.0.10 zafiyeti için bir kontrol sağlıyorum. Bu zafiyet için gördüğünüz gibi çıktığı script'in sonucunda vulnerable duruma geliyor kendisi. MS-17.0.10 zafiyetinin bu bilgisayarda, hedef bilgisayarımızda var olduğunu görüyoruz. Daha sonra exploitation aşaması yani exploit'i kullanma aşamasına geçtiğimizde Metasploit exploitation aracımızda, framework'ümüzde gittiğimizde işte Windows, SMB, MS-17.0.10, Ethernet Blue exploit'i bulunuyor. Bu exploit'te de hedef bilgisayarımızın IP adresini remote host yani rhost kısaltmasına set ediyoruz ve portumuz zaten default 445. Bunun haricinde bir tane payload kendimize seçiyoruz. Sistemle uygulu exploit'e uygun olan Windows 64 bit sistemler için olan Metal Predator payload'ını sisteme yükleyerek bu da bize reverse bağlantı yani tersine bağlantı yapacak bizim kendi lihost dediği yani lokal host'umuzu veriyoruz. Yani Kali'mizin IP adresini 172.16.0.155 diyerek ve dinleyeceğimiz portu girerek exploit dediğimizde gördüğünüz gibi exploit kodunu çalıştırıyor. Hedef sisteme bir tane Metal Predator agent'ı açıyor. Açtığı payload Metal Predator ile
Get UID dediğinizde Entity Authority sistem olduğumuzu görüyorum. SSInfo komutuyla sistem hakkında bilgileri topluyorum. İşte bilgisayarın ismi, versiyonu, buradaki architecture dediğim mimarisini 64 bit, 32 bit dili. Domaini olmadığı için workgroup yazıyor. Eğer bir domain olsaydı mesela bunu domaine bağlamış olsaydım innovera.local ilk başta değindiğimiz bir domain yapısında olabilecekti ismi. Görecektik. Şimdi burada yeniden hash dump dediğimde biraz önce ele geçirdiğimiz SEM ve sistem dosyalarından ilk başta ele geçirdiğimiz yine root kullanıcısını, administrator kullanıcısını ve hash değerlerini ele geçirdik. Biraz daha ileri gittiğimizde Mimikatz'ı biraz önce manuel olarak kullanmıştık. Görev yöneticisinden Task Manager'dan as exe'yi dump etmiştik veya proc dump'la da dump etmiştik. GitHub'dan indirdiğimiz Mimikatz aracına manuel olarak çalıştırmıştık kendimiz. Ama burada load Mimikatz, load kiwi diyerek Meterpreter'e çok hızlı bir şekilde içinde var olan modüllerini yüklüyoruz. Ve daha sonra Kerberos komutu diyerek işte Kerberos sistemindeki kullanıcı adını ve parolasını ele geçirebiliyoruz. Burada kullanılan yöntemleri söylüyor zaten kendisi. Bakın domain ismi olsaydı domainimiz yer alacaktı burada. Burada user'ımız ve parolamız clear text ele geçirilmiş. Hash dump'la zaten hash'leri de ele geçirilmiş durumda. Ve daha sonra burada msv komutuyla lm ve ntlm hash değerlerini de görebiliyorsunuz. Kısaca bir sistemde hani sonucu bir kurumsal networklerde nasıl bir bilgisayarda Windows sistemlerdeki hash, parola bilgilerini ele geçirdiğini, nasıl zafiyetlerle ele geçirdiğini göstermek istedim. Buradaki önemli şey aslında sistemlere yönelik Remote Code Execution dediğimiz RC zafiyetlerinin sömürülmesiyle ve ilerlenmesiyle ilerleyen bir süreç var. Burada gördüğünüz tüm değerler LM, NTLM, SHA-1, işte Kerberos'taki gördüğünüz gibi credentialları, clear text halleri ele geçirilebiliyor Windows sistemlerde. O ilk başta değindiğimiz Active Directory, işte Kerberos, LDAP, NTLM hash değerlerinin tamamını gün sonunda exploitation ve post exploitation yöntemlerinin sonunda ele geçirebiliyoruz. Ama yeterli mi? Değil. Biraz daha artık kurumsal yapıya. Bir tane bilgisayarın parolasını ele geçirdim. Evet, o bilgisayara sızdım, değerli veriler çıkarttım. Ama yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Hedefimiz burada en üst yetkiye ulaşmak. Bunu nasıl yapacağız? Tek bir domain ise domain admin'se ilerlemek. Eğer bir forced domain yapısı varsa elimizde, yani birden fazla domain varsa da enterprise admin almaya çalışarak tüm domainlerde en yetkili kullanıcıyla her sistemi ele geçirmeyi hedefliyoruz. Bir sızma testinde veya bir hacker olup yani gerçek bir saldırgan zihniyetinde düşündüğünüzde kurum ağındaki hedefimiz bu olur. Şimdi burada çok önemli, dünyada en çok bilinen ataklardan bir tanesi kendisi aslında. Pasty hash yöntemi. Pasty hash ne demek? İşte Pasty hash biraz önce aldığınız administrator kullanıcısının ve hash değerinin belli bir range ayarlarında, yani belli bir range IP bloğunda koşturmanız demek. O hash'i tamamını geçmek demek. Windows yapı gereği clear text parolayla işlem yaptığı gibi doğrudan NTLM hash değeriyle de sisteme giriş yapabilir. Bizim burada kullandığımız CrackMyBackZeg adında bir araç var. Gördüğünüz gibi CrackMyBackZeg SMB işte IP range'i kullanıcı adı hash değeri local authentication diyoruz ve çıkan sonuçta bize şu pound'lar hangi bilgisayarlara lokal admin olarak girdiğini gösteriyor. Lokal admin olması benim için neden önemli? Çünkü demiştim ki sistem ve SEM dosyalarına erişebilmek için lokal admin, Entity Authority sistem haklarında işlem yapmanız gerekir. Ve lokal adminler bu dosyalara ulaşabiliyor. Sadece sisteme giriş yapan yetkisiz bir kullanıcının
hat yükseltmede, yetki yükseltmede, domain saldırısında bizim içimize doğrudan yaramaz. O sisteme sızsak bile, giriş yapsak bile yetki yükseltip yetkili bir kullanıcıya yükselmemiz gerekir. Onun için bu poundlar bizim için çok değerli. Burada elimize gelen pound sistemler, PSTF zaten giriş yapmış ve lokal admin olduğunu söylemiş. Buradan sonra PSEXEC ya da SMBEXEC gibi araçlarla şu IP'lerin her bir tanesine hedef sistemlere girerek işte IP range'leri domain yapısında bunların her birinden aynı işlemi biraz önce yaptığımız Mimikatz çalıştırılması ya da işte Meterpreter'le bu her bir işlem için aynı değerleri yaparak buralardaki sistemlere herhangi bir domain admin giriş yapmışsa, işte herhangi bir domain admin'in giriş yapmış olması ne demek? Şu demek, yetkisiz bir kullanıcınız vardır domainde, diyor ki size sistem yöneticisiniz, Skype'ın güncellenmesi gerekiyor. Kendisi domainde yetkisiz bir kullanıcı olduğu için o bilgisayara program ekleyip kaldıramıyor. Active Directory domain yapısında. Bir ticket açıyor, çağrı açıyor. Diyor ki işte bana Skype'ımı güncelle. Siz de sistem admin olarak ya da domain admin olarak gidiyorsunuz. Domain admin kullanıcısıyla o bilgisayara giriş yapıp user'ı switch edip Skype'ı güncelleyip çıkıyorsunuz. Ama sistemin başında dediğimiz bir dosya vardı. Giriş yapılan her kullanıcısı sistem dosyasındaki SSK ile şifrelenerek SAM dosyasında tutulur. Ve parola da memoride tutulur dedik. Giriş yapan domain adminler işte bu bilgisayarlardan birinde varsa her defasında bu bilgisayarlara giriş yaparak bu işlemi devam ettiriyoruz. Amacımız bir tane domain admin yakalayabilmek. Bunlar ClearText Hash ve parola yöntemini kullanarak. Ama biraz daha yeni sistemlere geldiğinizde hem bunların engellenmediğini hem de her zaman bellekte yeterli sürede olmadığı görülüyor. Bunun için başka ne yöntemlerimiz var? Tabii ki Meterpreter'de Incognito diye bir modülümüz daha var. Use Incognito dediğinizde list tokens'la o bilgisayarda bulunan giriş yapmış tüm domain'deki kullanıcıların tokenlarını listeliyor. Ölmemişse. Ve daha sonra bulduğunuz yani impersonate edebileceğiniz, atlayabileceğiniz, çalabileceğiniz bir token varsa bunu impersonate token diyerek domain'in adı iki tane ters slash ve kullanıcının adını girdiğinizde artık ona success verdiyse o kişinin token'ına bürünüyorsunuz. Yani onun haklarına. Get UID dediğinizde ya da shell deyip who am I dediğinizde artık impersonate ettiğiniz token'a geçiyorsunuz. Şimdi buraya kadar kısım eğer bir domain admin bulduysanız varsa sistemde bunun token'ını çaldığınızda işleminiz çok basitleşiyor. Çünkü domain admin'in kullanıcı oluşturup gruba ekleyip ekleme hakları var. Ben burada ne yapıyorum? NetUser, Inovera, parolası T'si büyük test 1234 artı olup add domain dedim. Domain'e Inovera adında parolası test 1234 olan bir kullanıcı ekledim. Daha sonra net grup domain admin Inovera add domain dediğimde Inovera kullanıcısını domain admins grubuna ekledim. Ve daha sonra net grup slash domain domain admins dediğimde de domain admins grubunu görüntülediğimde artık Inovera kullanıcısının da bir domain admin olduğunu görüyorum. Ki bu sistem sayesinde bir domain yapısında, Active Directory domain yapısındaki en yetkili gruplardan bir tanesine kendimizi yeni bir kullanıcıyla eklemiş oluyoruz. Bunu biraz daha anlatmak gerekirse açıklayıcı olarak şu şekilde sisteme sızdım. SS info 64 bit Türkçe 2012 R2 server. İşte hash dump'ı yapıyorum. Bakın izin vermiyor. Bu proses için izin vermemiş. Mimikatz diyoruz. Mimikatz'da da bir işlem yapmamışım. Incognito'yu yükledikten sonra List token tire u dediğimde buradaki yetkili kullanıcılara bakıyorum ve burada gördüğünüz gibi domain ismi ters slash administrator var. Daha önceki ekran görüntü zaten administratörün default domain'deki domain adminlerden bir tanesinin olduğunu söylemiştim. Değiştirilmemişse ve daha sonra impersonate token domain ismi ters slash
dediğinizde success verdi. Bu token'a geçiş yapıldı. Bu token'a taklit edildi dedi. Ve daha sonra standart bir komut yazıyorum. Windows CMD Shell'de net group domain admins slash domain dediğimde sadece administrator kullanıcısını görüyorum ve diğerlerini. Daha sonra oluşturmuş olduğum Innovera kullanıcısını domain admins grubuna ekliyorum ve yeniden aynı komutla domain admins grubunu listelediğimde administrator kullanıcısından hariç Innovera kullanıcısının da bir domain admins olduğunu, bu grupta yer aldığını ve tüm domainindeki en yetkili kullanıcıların arasında bulunduğunu görebiliyoruz. İşte kurumsal bir network'te pasty hash'le, hash yöntemleriyle birçok makineye giriş yaparak, bu token'ları arayarak, diğer domain adminlerin token'ına, hash'ine, clear text parolasına erişerek kendimize yeni bir domain admin ekleyebiliriz. DC'ye bağlanabiliriz. Artık bu domain yapısında aklınıza gelecek her şeye izin veriyor, olanak tanıyor. Çünkü en yetkili kullanıcı grubuna geldik. Şimdi şöyle bir gerçek var. Maalesef kurumsal ağlarda bu yani 60 bin bazen 100 bin IP sayısına, host sayısına ulaşabiliyor. Tabii hepsi domainde olmuyor hani veya aktif değil. Ama çok büyük kurumsal ağlarda 10 bin client'ın, 3 bin sunucunun olduğu yerlerde 15 bin tane IP adresinde biraz önceki konuştuğumuz yapıyı elde etmek çok mümkün değil. Oralarda kullandığımız farklı yöntemler var. Nasıl farklı yöntemler var? İşte BluntHunt adında bir yazılım var. Hatta SharpHunt diye de geçiyor. SharpHunt'la tarama yaptığınızda BluntHunt bunu görselleştiriyor. Şurada domain admin'e giden haritayı bize çiziyor. Siz buradasınız. Yani bu çok basit bir yapı da çok büyük networklerde önce şu bilgisayara gidip şu token'ı, şu hash'i alıyorsun. Lokal admin hash'ini. Daha sonra şu bilgisayara atlıyorsun. Ve en sonunda domain admin'in token'ına bu makinede var. Buna ulaşabilirsin diye harita çıkartıyor bize. Domain admin'e nasıl gidebileceğim? Nasıl pasty hash yapmam gerektiği? Hangi makinelerin üzerinden gitmem gerektiğini gösteren yazılımlar da var. Pentest'lerde zaten bu işi yapan kurumsal iç network sızma testi, Active Directory güvenlik testini yapan arkadaşlar bu yöntemlere aşinadırlar, biliyorlardır. Buraya gelen arkadaşlarımızın da bu yöntemleri paylaşıyorum. Bilinen yöntemlerden bir tanesidir. Şimdi buraya kadar standart senaryolarla ilerledik. Biraz daha domain ilgilendiren Active Directory'de hedef sisteme sızmamıza yarayan yöntemler var. Yine aslında burası MS SQL ile ilgili bilgi toplama. O makineyi görmüştük başta. 445'e çıktı. Oradan MS-DOS zafiyetinden MetalPredator'dan ilerlemiştik. Bu sefer de nmap ile açık olan 1433 portuna bakalım birlikte istedim. Burada gerekli script çalıştırdım. MS SQL Info adında. Burada işte SQL Server'ın 2012 Service Pack 3 olduğu product versiyonu gibi detaylar var. İlerlediğimizde ise buradaki kısımda MS SQL Login adında bir tane scanner modülü var Metasploit'imizin içinde. Buraya pass file ve user file verdiğimizde tüm kullanıcı adı parola bilgilerini denemekte. MS SQL için bunları denediğimde şu bir tane successful alıyoruz. Kullanıcı adı SA, parolası password 1. Genelde MS SQL'de kullanıcı adı SA ve parolası boş default'tur. Ama çok bilinmese de SA boştan alternatif 2012 versiyonunda password 1 de default kurulumda gelen kullanıcı adı parolodur. Buradaki sistemde default kurulum yapılmış ve bırakılmış. SA kullanıcısı ve password 1 parolası ile MS SQL'e bağlanılabiliyor. Şimdi MS SQL'de yine bir tane yardımcı modülümüz var. Burada admin, MS SQL, MS SQL exec dediğinizde de işte CMD adında bir modül var.
Parametre var. Who am I yazmışız. Hedef MS SQL'de kullanıcı adını ve parolasını şurada bulduğum bildiğimizde password 1 ve SA ile hedef sistemdeki output'u bize getiriyor. Who am I'ın çıktısı gördüğünüz gibi entity service MS SQL olarak elimize geliyor. Önümüzde bir şekilde var. Şimdi genelde MS SQL'e exploitation biraz zorludur. Yani tek bir komut çalıştığı için şimdi doğrudan burada yani Metasploit'in de ayrı modülleri var. Ama manuel olarak buradaki burada bir tane Metasploit modülü var MS SQL'in. Kullanıcı adı parolayı girdiğinizde kendisi içeride bir tane payload generate ediyor. Hedef sisteme yüklüyor ve reverse shell veriyor Metalpred'e. Ama günümüz kurumsal network güvenliğini konuştuğumuzda endpoint'lerin agent yapısında bu agent'ın yani bu payload'ın yüklenmeden Meta Predator'ın kesildiği görülüyor. Yani bu sadece sanal ortamlarda maalesef çalışabilen bir yöntem. Şu komut çalışabiliyor ama payload üretip hedef sisteme Meta Predator alacağınız yöntem çalışmıyor genelde. Bunu atlatabilmek için yine bizim kendi pentest ekibimizin yazdığı, editlediği diyeyim hatta ekibimizden arkadaşlarımızın bir loader exe dosyamız var. Şimdi şu bizim Kali'mizin IP'si. Buraya bir tane SMB Samba server kurduk ve burada loader.exe adında bir bir exe var. Çalıştırılabilir bir dosya var. Biz buraya cmd'den alınan komut yükleme alanına bunu girdiğimizde bunun yaptığı şey kendi SMB Samba server'ından bu dosyayı çağırıp şu hedef IP'ye ve şu porta connection açmak. Ama bu RAM'de çalıştığı için endpoint güvenlik ürünlerinin birçoğunu hala kurumsal altyapılarda bypasslayarak kendimize bir Meta Predator session alabilmekteyiz. Hatta bu yöntemi yazdığımızda komut olarak bunu yazıp Kali'mizin ve portumuzu verdiğimizde gördüğünüz gibi komut çalışıyor. Output gelmiyor sonuç olarak. Çünkü bir dosya çalıştırıyor sadece. Bunun output'u ise Metasploit'teki multi-handler modülünü dinlemeye aldığımızda bize bir tane gördüğünüz gibi Meta Predator Session'ın gelmesiyle sonuçlanıyor. Şuradaki komut ile exploit ettiğimizde dinlemekte olduğumuz multi-handler'a bir tane Meta Predator Session'ı geliyor. Bu MS SQL servis üzerinden bir örnekti. Default bıraktığınız birçok sistemde komut çalıştırmayı tetikleyen kısımlarda bu şekildeki yöntemlerle Meta Predator, Windows Shell alınabilir. Bunların da ilk başta değindiğimiz mimik asla parola dökümü, hash çıkartma, lokal hash ele geçirme, paste hash yapmak için saldırganların kullandığı yöntemlerden bazıları. Kurumsal altyapıda aslında gördüğümüz birazdan değineceğim. Hepsini toplayacağım en sonunda. Nasıl riskler var, nelerin nasıl yapmalıyız? Bu biraz daha riskleri görmeniz açısından, biraz daha uygulama olması açısından MS SQL üzerinden, Windows sistemlerde MS 17.0 zafiyeti üzerinden bunları gördük. Şimdi bunların haricinde başka bir atak yöntemimiz daha var. Golden Ticket, altın bilet adında geçen. Yine bunu da mimik aracılığıyla yapabiliyoruz Windows sistemlerde. Windows parola ve hash değerlerini elde ettik. Parolayla giriş yaptık sisteme. Ama şunu istiyorum. Bir arka kapı, backdoor bırakmak istiyorum. Ki bu Golden Ticket'la istediğim zaman sistemde giriş yapabileyim. Oluşturulan kullanıcı ve parola bilgisi değiştirilene kadar bu sisteme giriş yapabiliyorum. Çünkü administrator kullanıcısı ve hash'ini alarak bunun üzerinden bir Golden Ticket oluşturuyorum. Eğer bu kullanıcı adı ya da parola değişirse sistemde doğal olarak benim Golden Ticket'ım da ölüyor. Ama kullanıcı adı ve parola değişmediği sürece ben istediğim zaman bu ticket'la sisteme giriş yapabiliyorum. Mimikatz ayrı bir araç. Meta-Predator'ın içerisinde de var. Manuel yöntemini de sunumun başında gösterdim. GitHub'tan indirdiğinizde Windows sistemlerde doğrudan da çalıştırabiliyorsunuz. Ben Meta-Predator üzerinden hani örneklendireceğim ama standart Mimikatz'ı da bilgisayara indirerek onun üzerinden de hani Windows bilgisayara Mimikatz'ı çalıştırarak da yapılabilir. Kerberos doğrulaması yaparken Kerberos protokolünden bir ticket alınır aslında. Bu ticket'la ilerlenir. Yani default'ta bunun geçerli 10 saat geçerli ve 7 gün boyunca otomatik güncelliyor kendini.
Ama benim buradaki isteğim Mimikast'ın yaptığı işten buradaki Golden Ticket'la 10 yıl yaparak bu ticket'ın geçerliliğini sisteme uzun bir süre erişim sağlamayı hedefliyor. Bunu nasıl yapıyor? Şimdi buradaki user account bilgisinden SID ve name değerlerini çekiyorsunuz. Benim administrator kullanıcımın işte seed değeri. Daha sonra biraz önceki meterpreter ekranından aldığımız hash değeri. Bunları golden ticket create diyorsunuz. Meterpreter'de Mimikatz yüklü olduğu için. Tire D ile domain adresini veriyorsunuz. Ahmet lokal. Tire G ile işte grup proseslerinin ismi veriyorsunuz. Buradaki tire K yöntemiyle şurada administrator kullanıcımın gördüğünüz gibi hash değerini veriyorum şuradaki. Ve daha sonra da elde ettiğim administrator kullanıcısının seed değerini giriyorum. Ve daha sonra tire U golden ticket tire T ile bir tane golden ticket oluşturuyorum. Daha sonra da zaten Kerberos ticket use diyerek buradaki administrator kullanıcısını kullanarak daha sonra Kerberos ticket list diyerek bu ticket'la istediğim zaman 10 yıl boyunca yani kullanıcı adı parolu değişene kadar sisteme kalıcı bir backdoor yerleştirmiş oluyorum. Sisteme erişim sağlamış oluyorum. Yine Active Directory testlerinde aktif olarak yaptığımız bir yöntemdir Golden Ticket. Bunun haricinde yani eskiden beri kullanılan bir yöntem eksik grup polis ayarları yani hassas bilgi ifşası. Bir bilgisayara girdikten sonra özellikle client istemci testlerinde yani kuruma bugün yeni bir kişi girse nasıl nerelere kadar erişebilir? Çalışan profiliyle zararlı bir çalışan profili olsa dediğimizde bunların yaptığımız testlere de Active Directory yapısındaki istemci client testleri adını veriyoruz. Burada da run logon server adında bir komut çalıştırdığımızda ssval dizin önümüze gelmekte. Buradan domain ismine tıkladığımızda ve policies dizini var. Buraya geldiğinizde burada birçok XML, VBS, BAT dosyaları bulunuyor. Bunların içeriğine baktığınızda şurada default username, default password'lerini bulabiliyorsunuz. Ve genelde tüm domain'deki bir client'lara ve bilgisayarlara grup policy'den basıldığı için bunlar genelde lokal admin, domain admin kullanıcıları olabiliyor. Bazen çok fazla elimizi bile kıpırdatmadan bir an önceki gösterdiğim exploit'ler, MS SQL'ler, exploitation'lar, post exploitation'larla, antivirüs, endpoint bypass'larla uğraşmadan doğrudan kullanıcı adı ve parola bilgisini grup polis ayarlarından da elde edebiliyoruz aslında. Bu da atak vektörlerimizden bir tanesi. Benim anlatacaklarım kısaca bunlar aslında arkadaşlar. Burada en son artık hepsini toplamak gerekirse öneriler kısmında kullanıcılara lokal admin hakları gerekmedikçe verilmemelidir. Çünkü gördüğünüz gibi sen ve sistem dosyalarından birçok parola bilgisi, hash bilgisi elde edilebiliyor. Tüm kullanıcı bilgisayarlarının lokal admin paroları farklı olarak tanımlanmalıdır. Çünkü bunun nedeni gördüğünüz gibi pasty hash atak vektörleri var. Yani pasty hash yöntemi şu şekilde işleyen bir yöntem. Bir bilgisayara girdiniz. Evet, risk önemli bir olay. Fakat aldığınız lokal hash'ler o network'te, o domain'de başka hiçbir bilgisayarınkiyle örtüşmüyorsa saldırganı kısıtlıyorsunuz o bilgisayar altında. Ama tüm network'teki, tüm domain'deki bilgisayarların lokal adminleri aynıysa o lokal admin hash'ini kullanarak tüm domain'de gezip her bilgisayardaki credential'ları, her bilgisayardaki token'ları toplayabilir. Ve onlardan bir tanesine domain admin giriş yapmışsa domain admin çok basit bir şekilde olunabiliyor. Bunun için ticari password manager uygulamaları olduğu gibi Microsoft'un da ücretsiz olarak sunduğu Labs adında bir yazılımı var. Yani çözümü var. Local Administrator Password Solutions diye geçiyor.
bu yapıyı bildikleri için, risk oluşturduğu için Labs'la domainin içerisindeki makinalara yerel, lokal yönetici hesaplarının şifrelerini rastgele atıyor, değiştiriyor belli aralıklarla ve bunu merkezi olarak da Active Directory üzerinde saklayan bir yazılım. Yani şu çok önemli bir madde dediğim gibi, özellikle PSTN saldırıları için bunun kurum network'ünüzde mutlaka uygulanmasını öneriyoruz. Kurum genelinde düzenli yama politikası yapılmalıdır. Yani zafiyetlerdeki gördüğümüz nedenlerden bir tanesi aslında MS-17 10 zafiyeti de örnekle girdik. Bunun gibi onlarca, yüzlerce zafiyet oluyor update olmayan sistemlerde ve tüm sistemlerin, client'ların, sunucuların bu update'leri aldığından emin olun. Bunların haricinde de yapıldıktan sonra da network segmentasyonu önemli. Gerçekten network'ü biraz daha küçük parçalara bölerek, yani sunucu blokları, client blokları, hatta sunucuları bile içinde ayrılabilir. Gerekmedikçe hiçbir servisin, hiçbir client'ın, hiçbir sunucunun portuna, gerekmediği portuna erişmemesi, bloklara erişmemesi gerçekten önemli. Kurumsal network'ün belki de en önemli yapısı ağ segmentasyonu. En aza indirecektir. Bunun haricinde atılmasını konuştuğumuz endpoint ürünleri var. Bu ürünlerin yani mutlaka kurulması gerekiyor. Çünkü bunlar olmadığı zaman bir Metal Predator Agent'ı basit bir şekilde, çok kolay bir şekilde maalesef sisteme sızabiliyor, shell alabiliyor. Bunlar olduğunda kurumda biraz daha sistemdeki yetkiyi, yani sızmak zorlaşacaktır. Atlatılabilir mi? Evet, atlatabilir. Bunlarla da ilgili hatta ne kadar etkin çalıştığı, hangi yöntemlerle atlatılabildiği ile ilgili belli aralıklarla Endpoint Security ürünlerinizi de test etmenizi önermekteyim. Kurum genelinde bir diğer risk, örneklerde değinmedik ama SMB share dediğimiz, yani SMB paylaşımları, hassas veri ifşası, hassas bilgi ifşası, kurum genelini riske atabilecek bilgi paylaşımları, SMB paylaşımlarında bizim yaptığımız testlerde çok fazla önümüze çıkan bir yöntem. Atak vektörü, bunların dikkat edilmesi gerekmekte. Ve tabii ki domain admins grubuna ait domain yönetici hesaplarının DC'ler haricinde kullanılması kısıtlanmalıdır. Yani ben Skype'ı güncelleyeceğim, ben şu programı kuracağım diyen bir client'a gidip domain admin'le giriş yapılmaması lazım. Ki gördüğünüz bellekte, sistem ve SAM dosyalarında giriş yapılan her bilgisayarda bunlar saklandığı için bir saldırgan domain DC'yi ele geçirmese bile bir client'a ele geçirdiğinde herkese burada yani riske sokuyor domain admin grubunu. Onun için domain admin kullanıcı ve parola bilgileri DC haricinde kullanılmamalıdır. Bunun haricinde de en son değindiğimiz konu aslında grup policy ile sızabilecek kullanıcı adı parola bilgileri için CSVL domain policies dizinindeki XML, BAT, VBS dosyaları kontrol edilmelidir. İçinde önemli bir parola, default credential kalmamalıdır. Yani bunun da zaten zafiyet olarak yaması da mevcut. Bir grup policy zafiyettir kendisi. Orada sızması, policy içinde, dosyaların içinde bulunması. Bunun haricinde de kurum içinde düzenli olarak en az ayda bir olmak üzere zafiyet taraması yapılması önermektedir. Ya bunun ticari araçları da var ama open source'ları da var. OpenWAS gibi. Bunlarla da mutlaka düzenli olarak zafiyet taraması yapılmasını önermekteyiz. Ve mümkünse senede en az bir kere bir pen test, sızma testi yapılarak zafiyet taramasının yapamadığı, bakılmayan birçok manuel kontrolleri de sızma testi alarak kurum güvenliğinizi ölçümlendirmenizi öneriyoruz. Benim anlatacaklarım tamamı bu kadar. Buradaki iletişim bilgilerinden, blogdan, mailden, LinkedIn'dan, Twitter'dan hepsinden bana ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan sorularınız olursa, sürenin biraz sonuna geldik. Chat'ten de sorusu olanlar yazabilir. Yetişmeyenler için de dediğim gibi süre biraz bitti. İletişim bilgisinden, şuradaki iletişim alanlarından bana ulaşabilirsiniz. Katılan herkese de teşekkür ederim. Sağ olun.
Sorusu olan varsa question kısmından alabilirim. Herhangi bir soru yok galiba. Katılan herkese yeniden teşekkür ederim. Evet. Daha uzun eğitimlerde görüşmek üzere diyeyim.